Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan diye sesleniyor bize Yahya Kemal. İstanbul şairi, son vatan şairi Yahya Kemal'i konuşuyoruz. Genç Edipler'in 3. bölümünde. Öncelikle hayatından kısacık bir başlayalım. Evet Muharrem, söz sende. Yahya Kemal en güzel şiirlerini 20. yüzyılda yazmıştır. Bu bakımdan da Türk şiirine güçlü bir ses ve soluk getirmiştir. Ona göre şiir her şeyden önce dil, istif ve ahenk demektir. Yahya Kemal şiirlerinde tarihimizi, musikimizi, değerlerimizi, bütün kültür varlıklarımızı, medeniyetimizi ideolojiye bulamadan en güzel şekilde ve sanat olarak işlemiştir. Kendi gök kubbemiz yaşadığı ana ruhu yansıtan bir milletin yeri ve göğüyle bütün dünyanın terennümüdür. Bu dünyada Süleymaniye'de bir bayram sabahı, renklik, ufuk, aşk, musiki, Erenköy'ünde bağır ve vatan vardır. İstanbul'un fethini bize kazandırdığı Mihriyar sanılarak boğaz içinde dolaşır. Onun şiirleriyle geçmiş içimizde yaşar. Biz atalarla buluşur ve geleceğe kanat açarız. Yahya Kemal bize geçmişi günden ve gelecekten ayırmadan onunla iç içe sunar. Bu sunuşta beşeri zaaflardan çok insani değerler öne çıkar. Yahya Kemal'in yazdığı Süleymaniye'de bir bayram sabahı adlı şiirine değinmek isterim. Yahya Kemal Beyatlı'nın bu çok müstesna şiiri aslında caminin, bayram namazının, bir mabedin ne anlama geldiğini mükemmel bir surette anlatan eşsiz bir eserdir. Bu eser Süleymaniye kadar değerli bir eser olmakla beraber eğer Mimar Sinan bir şair olsaydı muhtemelen böyle bir şiir yazardı. Süleymaniye'de bir bayram sabahı şiirini en içten dilekleriyle yazardı. Yahya Kemal'in bir mimar olduğunu düşündüğümüzde ise kesin Süleymaniye adlı bir cami yapacağını hepimiz aklına getirmiştir. Dolayısıyla Süleymaniye'de bayram sabahı şiiri kelimelerden yapılmış bir Süleymaniye'dir. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi. Yahya Kemal bu şiirinde öyle bir mabetten, öyle bir bayramdan, öyle bir sabahtan bahsediyor ki, bu bayram saatinde bu cami yerdeki ve gökteki tüm unsurları topluyor. Eğer orada toplanıyorsak, mabetlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak birlik, tevhid varlığımız orada sağlanabilir. Oradan gelişebiliriz. Camiler ve bayramların bizi bu kadar bir araya getirmesi, Yahya Kemal'in bu büyük vurgusunda şu anlama gelmektedir. Eğer milletin tevhidinin sağlanmış olduğu yerler, camilerse, mabetlerse, bayramlarsa, bayram namazları ise bu unsurları günümüze kadar getirmiştir. Bunlara gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Yahya Kemal bu büyük şiiriyle buralara en iyi şekilde değinmiştir. Ve buralara en iyi şekilde sahip çıkmamız gerektiğini bizlere en içten dilekleriyle söylüyor. Yahya Kemal'in bu büyük rüyası inşallah yarın sabah yeniden yaşayacak bayramlara, namazlara, camilere, önemli unsurlara, eğer kendimize, milletimize, yaşamamıza önem veriyorsak onlara da en iyi şekilde önem vermemiz gerektiğini bizlere bir kez daha belirtiyor. Çok güzel Muharrem. Şimdi bu öğrendiklerimizi biraz şiirle pekiştirelim. Evet Rabia, senden önce bir şiir duyalım. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Bir çare gönüller ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,
Birçok seneler geçti. Döner mi yok seferinden? Çok güzel Rabia. Şimdi bir de Lale'den bir şiir alalım. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan. Geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece. Gruba karşı bu son bahçelerde keyfince. Ya şevk içinde harap ol, ya aşk içinde gönül. Ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül. Çok güzel. Ben gerçekten mest oldum bu şiirlerin karşısında ve bir daha duymak istiyorum Rabia. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elendi. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Biçare gönüller, ne giden son gemidir bu? Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu? Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden. Gerçekten çok güzel. Lale, son olarak senden bir farklı şiir daha duyalım ve artık noktayı koyalım. Tamam. Zil, şal ve gül, bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs, üç defa kırmızı. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri. İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri. Her rengi istemez gözümüz, şimdi aldıdır. İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır. Alnında halka halkadır aşifte kakülü. Göğsünde yosma gırnatanın en güzel gülü. Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir. İspanya varlığı ile bu akşam bu güldedir. Raks ortasında bir durup oynar yürür gibi. Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi. Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli. Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere öpmeli. Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle. Her kalbi dolduran zile, her sineden ole! Gerçekten arkadaşlarımızdan çok güzel şiirler dinledik. Mest olduk. Umarım siz de bunu dinlediğinizde mest olursunuz. Çok güzel etkiler, çok güzel duygular uyandırdı içimizde. Bu bölümde de Yahya Kemal'i konuştuk, şiirlerini okuduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.